Herkese merhaba. Bu videoda saç örgüsü nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bu modeli birçok yerde kullanabilirsiniz. Birkaç çeşidi var bunun. Ben şimdilik bunu göstermek istiyorum. İnşallah diğer çeşitlerini de daha sonraki videolarda çekip yayınlamayı düşünüyorum. İsterseniz bu videonun yapım aşamalarına geçebiliriz. Herkese kolay gelsin. Ben iki saç örgüsü için şişimi 21 ilmek attım. Daha çok saç örgüsü için biraz matematik bilgisini çalıştırmak lazım. Başlangıçta ilk etapta 3 sıra haroşa örüyorum. İsterseniz sıra sayısını artırabilirsiniz tabi. Ya da isterseniz haroşa yerine lastik örgü de yapabilirsiniz. 1 artı 1, 2 artı 2, 2 artı 1. İstediğiniz gibi fark etmez. Sizin kararınız. Haroşa için hem önde hem arkada örgümüzü ters örüyoruz. Düz örgü yok. Önceden haroşa nasıl örülür videosunda nasıl yapıldığını paylaşmıştım. Dilerseniz oradan tüm ayrıntılarını bakabilirsiniz. Burada da az buçuk öğrenebilirsiniz gibi geliyor. Evet, gördüğünüz gibi 3 sıra haroşa ördük. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi artık modeli kurmaya başlayabiliriz. Modeli hep ön yüzde kuracağız. Arkada hep ters örgü yapacağız bundan sonra. Ön yüzde 3 tane ters örüyoruz ilk etapta. Ondan sonra 6 tane düz, 3 ters, 6 düz, 3 ters, 6 düz olarak gidecek. Modelin ön yüzü bu şekilde kurulacak. 6 sıra bu şekilde gideceğiz. Yani düz kısmı 6 sıra olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Arka yüzde de sadece ters örgü öreceğiz. Her sırada aynı şeyi yapacağız. Tüm sıralarda model hep önde olacak. Arka sıradakilerdeki kısım ise ters örülecek. Şimdi modelimizin en önemli yerine geldik. Burası 3 sıra haroşa oldu mu 6 sıra düz örmüş oluyoruz. Yani saç örgümüzün artık boğum kısmına geldik. İlk 3 ilmeğimiz olduğu gibi ters örüyoruz. Ondan sonraki 6 tane ördüğümüz düz ilmeği bırakıyoruz şişten. İlk 3'ü alıyoruz şişimize. Arkada kalan diğer 3 ilmeğimizi de şiş yardımıyla tekrar şişimize aktarıyoruz. Bu şekilde olduğu gibi düz örüyoruz. Saç örgümüzün boğum kısmını bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Düz örgülerimizi bu sırada olduğu gibi yapacağız. Artık hani siz kaç tane düz örgü yaptıysanız ona göre bütün düz örgülerde ilmekleri bırakıyoruz. İlk üçünü
Şişimizi tekrar alıyoruz. Arkada kalan 3 ilmeği. Gördüğünüz gibi şiş yardımıyla tekrar diğer şişimizi aktarıyoruz. Olduğu gibi bu şekilde. Tekrar düz örüyoruz. Saç örgüsünün birkaç çeşidi var. Bu yalnızca bir modeli. İlerleyen zamanlarda onları da örüp yayına koymayı düşünüyorum. Evet, bu sıramız da bitti. Şimdi bakın, böyle daha net görünecek. Altı sıra düzümüzü ördüm. Altı sıra düz, üç sıra da haroşa olunca yine bir boğum sırası geldi demektir. Şimdi bu sırada onu yapacağız. İlk üç ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha önceki boğumda yaptığımız gibi. Sonra altı tane düz ilmeğimizi şişten bırakıyoruz. Bu şekilde. Bakın. Üçlü gruplar halinde ilk bıraktığımız 3 taneyi arkaya alıyoruz. Arkadan gelen 3 tane ilmeğimizi öne alıyoruz. Şişe aktarıyoruz. Ve düz örüyoruz. Benim elim biraz sıkı. Eğer sizin eliniz biraz daha rahatsa örgüyü de daha rahat yaparsınız. Sıkı olunca biraz problem yaşayabiliriz. Bakın benim ilmeklerim kaçıyorlar. Bu şekilde bakın örgümüz yavaş yavaş oluşmaya başladı. 3 sıra 3 ilmek tersimizi örüyoruz. Ondan sonra gene düz örgüde aynı şeyi yapacağız. 6 tane düz ilmeğimizi bırakıyoruz. Üçer üçer yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde. Bunları da olduğu gibi yine düz örüyoruz. Bir sonraki videomda bu örgü üzerinden kesme işlemi, yani örgüyü nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Takipte kalmaya devam edin. Evet, bakın. Saç örgümüz oluştu sayılır. Yani her 6 sırada bir bunu yapacağız. Bu şekilde örgümüz oluşacak. Oldukça basit bir model aslında. Modelimiz ilerledikçe görünümü bu şekilde olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Örgüye yeni başlayanların bile rahatça yapabilecekleri bir model. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım yeni videolarda buluşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.